Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Bugün 1 Haziran 2020. Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 109. yıl dönümü. Gelin isterseniz şöyle bir 1911'e kuruluş günlerine gidelim. Daha sonra da günümüze gelelim. Türk Hava Kuvvetleri'nin güç yapısını birlikte inceleyelim. Ve sonrasında da geleceğe doğru bir bakalım. Türk Hava Kuvvetleri'nin hedefleri neler? Nasıl bir kuvvet yapısından nereye doğru bu taşınabilir? Gelin bu videomuzda Türk Hava Kuvvetleri analizi yapalım. Türk Hava Kuvvetleri gerçekten bakıldığı zaman etraftaki coğrafyaya dünyanın ilk kurulan kuvvetlerinden biri. 1911'de ilk olarak kuruluyor. Yurt dışında pilotları eğitim yapmak üzere gönderiliyor. Bu arada pilotların da bir kısmı deniz kuvvetlerinden, bir kısmı kara kuvvetlerinden. O pilotlar gelerek havacılık bölümünü oluşturuyorlar. Mahmut Şevket Paşa'nın girişimiyle kuruluyor ve ilk önemli askeri operasyonunu Balkan Savaşı'nda yaşamaya başlıyor. Arkasından Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesiyle birlikte lağvedilen, söndürülen bir yapı ve tekrar bir avuç havacının kaçırdığı uçaklarla Anadolu'yu geçmesi ve başlayan Kurtuluş Savaşı. Bu bütün savaşları bu süreçler içerisinde Türk Hava Kuvvetleri aktif olarak rol alıyor ve 1911'de kuruluş tarihiyle birlikte dediğim gibi dünyanın ilk kurulan hava kuvvetlerinden biri Türk Hava Kuvvetleri. Genç Cumhuriyetle birlikte Ulu Önder Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." sözleriyle birlikte hava kuvvetlerine çok ciddi yatırımlar yapılmaya başlanıyor. 1920'lerde kurulan uçak fabrikaları var ve bu fabrikalar Türk Hava Kurumu'nun topladığı bağışlar bunlar hep hava kuvvetlerinin daha da güçlenmesi üzerine kurulmuş bir konsepti destekliyor. 1930'larda ise yavaş yavaş 2. Dünya Savaşı'nın adımları, sesleri hissedilmeye başlarken Türkiye'de bazı adımlar atıyor. Örneğin uzun menzilli dönemin çok önemli bombardıman uçakları Martin 139 T'ler sipariş ediliyor. Ve 2. Dünya Savaşı'na olabildiğince Türkiye güçlü girmeye çalışıyor. Ama tabii ki imkanlar belli, teknolojiler belli. 2. Dünya Savaşı'nda önce Nazi Almanyası bütün Avrupa'yı ciddi bir şekilde ezerken hava kuvvetinin de giderek ön plana çıkan bir gücü var. İngiltere, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin gücü sayesinde bu Almanların ilerleyişine dur diyebiliyor ve bir savaşı havada kazanıyor. Arkasından Amerikalıların verdiği destekle birlikte Almanya özellikle Avrupa'da yenilmeye başlıyor. Uzak Doğu'da ise Japonların bir havai baskınıyla başlayan bunlar hep havacılık bir da uçak gemileriyle de deniz kuvvetlerinin yaptığı çok büyük adımlar. Ve gerçekten havacılık dünyadaki silahlı kuvvetlerin en önemli güçlerinden biri olmaya başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da bu önem devam ediyor. Türk Hava Kuvvetleri İkinci Dünya Savaşı yıllarında farklı farklı ülkelerden alınan uçaklarla değişik bir kuvvet yapısına sahip. Bir bakıyorsunuz İngilizlerin Spitfire'larıyla Almanların Falkhof 190'ları beraber uçuyor. B-24 bombardıman uçakları var Türk Hava Kuvvetleri'nde ki bu uçakların gelişi de çok enteresan. Romanya'ya yapılan baskın sonrasında ülkemize inmek zorunda kalan uçaklar toplanarak bir bombardıman uçağı filosu oluşturuluyor. Ve tabii ki 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde de Türkiye müttefiklerin yanında yer almasıyla da farklı bir yaklaşım içerisinde sonrasında yani 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında soğuk savaş döneminde de farklı bir yapılanma içerisinde Türkiye yer alıyor ve daha sonra Kore Savaşı'nın arkasından Türkiye'nin NATO'ya alınmasıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nde ise jetleşme, jet uçaklarına geçiş dönemi başlıyor. 1950'lerde 60'larda Türk Hava Kuvvetleri o yıllarda tabi Sovyet saldırısı bekleniyor bir şekilde ve gerçekten ön hatta görev yapacak, gerektiğinde nükleer bombaları atacak bir yapı içerisinde organizasyonunu tamamlıyor. Türk Hava Kuvvetleri Cumhuriyet dönemindeki en önemli hava operasyonunu önce 1964'te Kıbrıs'a yaptığı, Cengiz Topel'in şehit olduğu o hava operasyonuna başlatıyor. İşler giderek kızışmaya devam ederken 1974'te iki farklı operasyonla Kıbrıs Barış Harekatı'na yön veriyor. Hem havayar operasyonu yani ağırlıklı F-100'lerin, F-104'lerin gerçekleştirdiği hava yer operasyonlarının yanı sıra nakliye filoları hava indirme görevini gerçekleştirerek Kıbrıs'a önemli bir adım atmış oluyor Türk Hava Kuvvetleri. Fakat Türk Hava Kuvvetleri 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Amerika'nın Türkiye'ye uygulamaya başladığı ambargo ile birlikte gerçekten tarihin zorlu günlerini yaşamaya başlıyor. Yedek parça sıkıntısı nedeniyle uçak kazaları meydana geliyor ve o yıllarda uçuş saatleri düşüyor. 80 sonrasında ambargonun kalkması, tekrar ilişkilerin Amerika ile düzelmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin önüne çok ciddi bir modernizasyon projesi geliyor. 1984'te de zaten F-104'lerin yerini alacak F-16'larla birlikte Türkiye'de hem kurulan TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Türkiye'de montajı başlanan F-16'larla birlikte bir tarafta havacılık endüstrisi yeniden kurulmaya çalışırken öbür tarafta da Türkiye'nin çok önemli bir modernizasyon projesi Hava Kuvvetleri üzerinden sürdürülmeye başlanıyor. 1990'lara baktığımız zaman yeni nesil mühimmatlar, yeni nesil işte F16'lardaki LANTIRN veya gece görüş gözlükleriyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri de bu konuda operasyon yapabilen dünyadaki az kuvvetten biri haline geliyor ve gerçekleştirilen modernizasyonların devamı, F16 sayılarının arttırılması arkasından 90'ların ikinci yarısında mevcut F-4 uçaklarının modernize edilerek çok hassas ve gelişmiş atış sistemleriyle önemli bir yere getirilmesi de Türk Hava Kuvvetleri günümüze doğru geliyor. Şimdi birçok izleyicimiz zaman zaman işte Türk Hava Kuvvetleri'nde kaç F-4 var kaç F-16 var ben pek sayılara takılmıyorum. Bunun nedeni elinizde örneğin 270 F-16'nın alındığı bugüne kadar yazabilir. Bunların tabi bir kısmı kazalarda kaybedilmiş. Önemli olan Bugün emir verildiği zaman bu uçaklardan kaçının operasyonu olduğu bu sayıları da bilmeye ihtimal yok. Çünkü bunlar askeri sır. Ben bu tür konularda eğer çok rakam verilmesi gerekiyorsa, uluslararası yayınların, halka açık olan yayınların verdiği rakamları, benim tabii güvendiğim yayınlar üzerinden aldığım rakamları sizlerle paylaşıyorum. Gelin isterseniz 109 yıllık tarihi bu şekilde ama şu an Türk Hava Kuvvetleri'nin yapısını nasıl, hangi uçaklar var, ne tür görevler ve bu uçaklar gelecekte, hangi modellere yerini bırakacak? Gelin birlikte bakalım. Benim size buradan vereceğim rakamlarda kaynak Flight Global dergisinin her yıl hazırladığı PDF formatında sunduğu e, 2020 yılına ait Dünya Hava Kuvvetleri raporu. Bu rapordaki rakamlar üzerinden sizlere bilgi vereceğim. Dediğim gibi bu raporlar halka açık. Linkini de açıklamalarda bulabilirsiniz. Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu muharip uçak gücünü şu an ağırlıklı olarak F-16'lar oluşturuyor. Buradaki rakama göre toplam F16 sayımız 245. F16'lar farklı üslerde, Bandırma, Balıkesir, Konya, Merzifon, Ankara'daki eski Mürtəddə saymıyoruz tabii bunların arasından ve Diyarbakır üslerinde F16'lar yoğun olarak görev yapıyor. Ama Türk Hava Kuvvetlerinin elindeki tanker uçaklar sayesinde bir bakıyorsunuz Bandırmanın uçağı intikal etmiş Diyarbakır'a gelmiş Diyarbakır'dan sınır ötesi operasyona gidiyor veya Merzifon'un İncirli'ye intikal etmiş olan filosu Suriye'de Suriye sınırına kep olarak adlandırılan silahlı devriye görevleri yapıyor veya Diyarbakır F16'sı bir bakıyorsunuz. Dalaman'a intikal etmiş, oradan Ege görevine çıkmış olabiliyor. F16'lar bugün gerçekleştirilen modernizasyonlarla birlikte çok önemli bir yere sahip. Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü olarak. Bir taraftan da devam eden projeler var. Bunlardan biri F-16'ların ilk alınan Blok 30 modellerine gerçekleştirilecek özgür projesi. Halen bununla ilgili test çalışmaları, sertifikasyon süreci TUSAŞ tarafından devam ettiriliyor. Ve bunlarla da F-16'ların daha uzun yıllar görev yapacaklar. Modernizasyonları sürüyor. Önemli bir adım da bununla ilgili Aselsan tarafından geliştirilen ASA radar sistemi olacak. Bu radar sisteminin de F-16'larda kullanılmaya başlanmasıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'lı gücü günümüzün modern askeri vurucu güçlerinden biri olarak daha uzun yıllar devam edecek. İleride de tabii F-16'nın milli muharip uçakla değiştirilmesi gibi de bir yaklaşım var. Bunlarla da ilgili çalışmaları TUSAŞ devam ettiriyor. F-16'ların hemen altında ise F-4E 2020 top uçakları bulunuyor. Çift motorlu Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1974 yılında girmeye başlayan F-4'ler e gerçekten e tabiri caizse yıllanmış ve her geçen yıl değerleri de giderek artıyor Türkiye bu uçakları ilk etapta f35'lerle değiştirmeyi planlıyordu ancak yaşanan kriz S-400 krizi sonrasında f35 projesinden çıkartılmamız ve şu anki gelişmelerin pek de net olmaması nedeniyle e, uçaklar Türkiye'ye verilmedi ve veya yarın öbür gün ne zaman verileceği de belli değil Bu nedenle Türkiye, Ek bir modernizasyon ve gövdeyi yenileştirme ile birlikte birkaç yıl daha F-4'leri uçurmayı planlıyor. Flight Global'ın hazırladığı 2020 raporuna göre elimizdeki F-4'e sayısı 48 adet olarak veriliyor. Bu 48 adet F-4 Eskişehir'deki 111. filoya tarafından işletilmekte. Filonun da belirli bir kısmı Malatya araçta duruyor, bir kısmı da Eskişehir'de. Bu üst üzerinden F-4'ler... Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta terörle mücadele olmak üzere birçok operasyonunda hassas mühimmatlar kullanarak ve burada Türkiye'nin kendi geliştirdiği mühimmatları da atarak çok önemli bir yere sahip F4'e 2020'ler. Muharip filolar dediğimiz gibi F16 ve F4 üzerinde oluşuyor. Gelelim askeri nakliye filomuza. Biliyorsunuz son günlerde işte bu Libya'ya yapılan taşıma işlemleri, havadan tanker yakıt ikmali ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu A400M projesiyle birlikte askeri nakliye uçaklarının değeri çok stratejik özelliklere doğru gidiyor. Bu açıdan ben nakliye uçakları bir F16'dan, bir F4'ten eksik görmüyorum. Türkiye için çok önemli stratejik değerler askeri nakliye uçakları. Türk Hava Kuvvetleri'ndeki en büyük askeri nakliye uçağı dediğim gibi Türkiye'nin de ortak olduğu Airbus projesindeki A400M askeri nakliye uçakları toplam 9 adet teslim edildi. Bu uçaklar Kayseri Erkilet 12. Ana Ulaştırma Üst Komutanlığı'ndan tabiri caizse dünyanın her yerine uçuyor. Ee, 10. uçağın 2022 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Ama bu çalışma ile ilgili yaklaşımlardan bir tanesi de A4 m sayısının arttırılması. Türkiye'ye ek bir 10 uçaklık daha sipariş verebilir. Ve bu uçaklarda uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri'ne hizmet edecek kapasitede sahip 4 motorlu yüksek yük taşıma kapasitesi sahip uçaklar. A400M'lerin hemen altında ise C-130 nakli uçakları bulunuyor. Toplam 16 adet uçak halen Hava Kuvvetleri envanterinde. Bu uçaklar kokpitlerinin glas kokpit haline getirilmesi, daha e, bazı yeni nesil seyri sefer cihazlarıyla birlikte modernize edilmesiyle birlikte 2040'a kadar Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde kalması planlanıyor. Modernizasyon projesi TUSAŞ'ın yanı sıra e, Kayseri'de bulunan Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. C-30'ların ise hemen altında C-160 nakliye uçakları var. Çift motorlu bu uçaklar. Bu uçaklar da yavaş yavaş envanterden çıkıyor. Yerini A-400M'lere bırakıyor. Alt segmentte ise hafif nakliye uçağı olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde CN-235 tipi hafif nakliye uçakları bulunuyor. CN-235'ler gerek Kayseri gerek Ankara Etimeskut'taki ana ulaştırma üst komutanlıklarındaki filolardan operasyonlarını yapıyor. Ayrıca e, çeşitli Eskişehir ve Diyarbakır'da bulunan filolarda da arama kurtarma görevleri gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda elektronik karıştırma dinleme gibi görevlerde de CN-235'ler yoğun olarak kullanılıyor. Tanker olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde İncirlik Hava Üssü'nde 101. filoda 7 adet KC-135 tipi askeri tanker uçak var. Bu tanker uçaklar da gerçekten çok yaşlanmış durumdalar ama aktif olarak problemsiz kullanılıyor. İleride de bu uçakların yerini alacak iki aday var. Bunlardan bir tanesi Airbus'un A330 konseptinden geliştirdiği MRTT olarak adlandırılan uçak. Diğer uçak ise Amerikan Hava Kuvvetleri envanterine girmeye başlayan da biraz da sıkıntıyla giren Boeing'in geliştirdiği 767 tanker uçakları. ileride de bu iki uçaktan birini Türk Hava Kuvvetleri seçip kendi tanker uçak filosunu modernize edebilir. Helikopterlere baktığımız zaman Türk Hava Kuvvetleri'nde UH-1 olarak adlandırılan H serisi helikopterlerin yanı sıra AS-532 Cougar helikopterleri olarak kullanılıyor. Bu helikopterlere ek olarak T-70 projesi ile birlikte e, özellikle Cougar'lara destek T-70'lerden gelecek. Bu konuda da belirli bir miktardaki helikopteri Türk Hava Kuvvetleri teslim alacak. Eğitim uçaklarına bakarsak Türk Hava Kuvvetleri'nde uçuş eğitimi Hava Arbokulu'na T-41'lerle veriliyor. Arkasından Mezuniyet sonrasında Çili'ye giden adaylar Çili'de SF-260'larla eğitime başlıyor. SF-260'ların yakın zamanda yerlerini Pakistan'la yapılan anlaşmayla 52 adet olarak alınacak Süper Müşak uçağına bırakması planlanılıyor. Daha sonra da Güney Kore'den alınan KT-1 uçaklarıyla eğitim devam ediyor. KT-1 turboprop motorlu önlü arkalı pilotun uç, uçtuğu bir konsept. Bu uçaklara ek olarak da Hürkuş uçaklarının envantere girmesi bekleniyor. Hürkuş'un B modeli TUSAŞ tarafından geliştirildi. Özellikle uçuş eğitiminin ikinci aşamasında yoğun olarak kullanılması hedefleniyor. Turboprop uçakla eğitimin ikinci aşamasını tamamlayan adaylar daha sonra T-38 jet uçaklarına geçiyor. T-38 de F-5'e görüntü itibariyle çok benzeyen bir uçak. Bu uçakta da ileri jet eğitimi veriliyor. Bu uçakların kokpitleri TUSAŞ tarafından modernize edildi gayet yeni nesil sistemlere sahip oldu. Bu uçaklarla da ileride hürjetlerle T-38'lerin değiştirilmesi hedefleniyor. Eğitimini bitiren pilot daha sonra nakliye filolarına eğitimini bitiren pilot eğitimini bitiren pilot daha sonra F-16 veya F-4 tiplerine geçerek buradaki eğitimlerini devam ettirerek e, muharip pilot haline geliyor ve filolarda görev yapmaya başlıyor. Dediğim gibi bu filolara ek olarak bir de Konya'da Türk Yıldızları filo komutanlığı var. Akrotim olarak uçuyor Türk Yıldızları. Halen NF-5 tipi uçaklar kullanıyor. Ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türk Yıldızları uçakları yavaş yavaş gövde ömürlerini tamamlıyor. Ve bu uçaklar emekli edilecek. Arkasından Türk Yıldızları belki hür kuşlama olur veya hür jetleme olur. Umarız ülkemizde tasarlanıp imal edilmiş bir uçakla görevlerine devam eder. Türk Hava Kuvvetleri'nin stratejik uçaklarından biri de E-7T Barış Kartalı uçakları. Envanterde 4 adet bulunuyor. Havadan ihbar ve kontrol amaçlı kullanılıyor. E-7'ler ve merkezleri de Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı. Aynı zamanda devam eden projelerden biri de Hava Soç Sistemi. Bunun için 4 adet Bombardier imalatı Global 6000 tipi işleti alındı. Bunlar Ankara'ya Akıncı tesislerine TUSAŞ'a geldi. TUSAŞ da modifiye edilecek. Havadan sinyal istihbaratında kullanılacak. Gerekirse sistemleri karıştırma amaçlı bu uçaklar görev yapmaya başlayacak. Bu uçaklar da Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunacak. Ve gerçekten Türk Hava Kuvvetleri'ne önemli bir güç çarpanı oluşturacak. Bunların yanı sıra bunlar hepsi pilotlu uçaklar. Bir de insansız hava araçları var. Halen Türk Hava Kuvvetleri, her onların yanı sıra e, ANKA... BVS modellerini başarıyla kullanıyor. Yakın bir gelecekte bu insan hava aracı filosuna Akıncı da katılacak. Akıncı ile birlikte gerçekten Türk Hava Kuvvetleri İHA'larda da önemli bir güce ulaşmış olacak. Türk Hava Kuvvetlerinin gelecek nesil çalışmalarına şöyle bir baktığımızda tabii ki en önemli planlanan hedeflerden birisi F-35'lerin alınmasıydı ama F-35 videonun da başında belirttiğim gibi bazı soru işaretleri devam ediyor. Umarız bu soru işaretleri bir şekilde çözülür. Çünkü ödediğimiz 1.8 milyar dolarlık bir para var. Bu uçaklar verilecek mi, verilmeyecek mi? Verilmeyecekse belki bu paranın alınarak Milli Muharip Uçağı Projesi'ne aktarılması gibi aşamalar gerçekleştirilebilir. Ama asıl Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğini Milli Muharip Uçak oluşturacak. Düşünün ee, Hürkuş'la başlayan bir eğitim Hürjet'le devam edecek. Tamamen... Türk Hava Kuvvetleri normlarına göre yetiştirilmiş pilotlar daha sonra da milli muharip uçakta uçmaya başlayacak. Milli muharip uçaklarla ilgili olarak da geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bazı açıklamalar yapmıştı. Uçakların blok blok üretileceğini belirtilmişti. Yani ilk çıkan uçak tamamen işte stealth yani radarda çok az görünen gibi bir uçak değil. Daha temel özelliklere sahip olacak. Aşama aşama bu uçak geliştirilecek. Muhtemel üretilecek ilk uçaklarla birlikte bu uçaklar blok 30 F-16'ların yerini alacak ve bu şekilde kullanılmaya başlanarak peyderpey zamanla bir F-16'ların değişimi hedeflenecek. Türk Hava Kuvvetleri 15 Temmuz sonrasında çok ciddi bir silahlı kuvvetlerin diğer birimlerinde olduğu gibi ciddi bir temizlik operasyonuna girişti. Bu operasyonun arkasından çok sayıda pilot atıldı hava kuvvetlerinden. Bunlarla birlikte halen hava yollarında olan biraz daha yaşı ileri ama çok yüksek tecrübeye sahip önemli bir kadro da tekrar Türk Hava Kuvvetleri'ne geri döndü. Bunların bir kısmı halen Çili'de uçuş öğretmenliğini devam ettiriyor, bir kısmı muarif firolarda uçuyor. Bu planlamayla birlikte Türk Hava Kuvvetleri halen sayı olarak tabii ki o eksiklik yavaş yavaş giderilse de dünyanın en tecrübeli hava kuvvetlerinden biri haline geldi. Son 4 yıla baktığımız zaman Terörle mücadele devam ediyor. Suriye'de gerçekleştirilen operasyonları var. Libya'da ısınan sular var. Bir taraftan da Ege'de devam eden bazı çalışmalar var. Bir dogfight durumları var. Bunlara rağmen Türk Hava Kuvvetleri başarıyla görevlerini yapıyor ki bu kadronun da çok önemli bir tecrübesi var. Bir taraftan da Türk Hava Kuvvetleri içinde geçmişte FETÖ yapısı tarafından uçuş eğitiminden elenmiş olan bazı subayların da tekrar uçuş eğitimini aldı ve onları da uçuş eğitimlerini tamamlamasıyla birlikte taze kan olarak filolara verilmeye başlandı. Önümüzdeki dönem içerisinde harp okullarındaki mezuniyetle birlikte tekrar pilot adayları Çiğli'ye gelmeye başlayacak ve bu çok tecrübeli kadro bu pilotları yetiştirmeye devam edecek. Bu tecrübelerini aktaracak mevcut pilotlarla bu açıdan da çok kısa zaman içerisinde pilot açığının ben kapanacağına inanıyorum. Tabii ki gelişmiş sistemler özellikle hava savunma sistemleriyle son yıllarda önemli bir atılım yaptı Türkiye. Bunlardan biri de S-400 hava savunma sisteminin Rusya'dan alınması oldu. Bu sistem Ankara'ya kuruldu ama henüz tam harbe hazır aktif olduğu bir türlü açıklanmadı. Kuşkusuz bunda koronavirüs etkisinin olmasının yanı sıra bir taraftan da tabii masada F-35 pazarlığında Amerika'nın önüne masaya koyduğu Türkiye'nin önemli taşlardan biri de S-400 hava savunma sistemi. Bununla birlikte S-400'ler Türk Hava Kuvvetleri envanterinde işletilmesi hedefleniyor. Bununla ilgili nasıl bir adım atılacak, ne yapılacak bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dediğim gibi uçak modernizasyon çalışmalarının yanı sıra hava savunma sistemleri konusunda Türk Hava Kuvvetleri'nin belirli attığı adımlar var. S-400 bunlardan biri. Umarım bu eksiklik önümüzdeki yıllarda tamamlanır. Bunun tamamlanmada da tabii ki Türkiye'nin kendi geliştirdiği Hisar serisi hava savunma sistemlerinde çok büyük bir etkisi olacak. Bu sistemler geliştikçe tamamlandıkça hava kuvvetleri envanterine girmeye başlayacak. Bir başka önemli konu ise uzay. Biliyorsunuz Türk Hava Kuvvetleri aynı zamanda Göktürk uydularıyla birlikte uzaya da adım atmış durumda. Uzayda yapılacak özellikle uydu konusundaki adımlar da Türk Hava Kuvvetleri tarafından yakından takip ediliyor. Ben bu konuda da gelecek yıllarda önemli adımların atılacağını tahmin ediyorum. Türk Hava Kuvvetleri elindeki uçak sayısıyla bu uçaklar yavaş yavaş yaşlanıyor tabi yerlerine yenisini almak lazım. Araba ihtiyaç olur mu olmaz mı bunları biz zaman zaman bunlarla ilgili videolar hazırlıyoruz. Çeşitli uzmanlardan yazarlarımızdan görüşler alıyoruz ama bunlar tabii ki Hava Kuvvetleri'nin bilebileceği konular. Umarız bu konularla ilgili ihtiyaç varsa adım atılır. Ama bir taraftan da hızla büyüyen insansız hava araçları var. Kapasiteler artıyor. Dediğim gibi Akıncı var. TUSAŞ tarafından geliştirilen çift motorlu Aksungur var. Bunlar gibi İHA sistemleri bir taraftan kendini ispat etmiş. Anka var. Hava kuvvetleri envanterinde yok ama kara jandarma ve emniyette işletilen Baykar'ın geliştirdiği, Bayraktar TB2'ler var, kendini ispat etmiş sistemler. Bunlar hava kuvvetlerindeki F-16'ların, F-4'lerinin ciddi bir yükünü de almış durumda. Bunlarla ilgili nasıl adımlar atılır, ne yapılır, ne edilir bunları önümüzdeki dönem içerisinde göreceğiz. Sonuç olarak Türk Hava Kuvvetleri elindeki kısıtlı uçak sayısına rağmen dört bir tarafta operasyon yapabilen, ve bu operasyonları modern savaş tekniklerine göre hayata geçirilen çok önemli bir kuvvet yapısına sahip. Bakıyorsunuz Irak'ın kuzeyinde sınır ötesi operasyonları yıllardır başarılı yapıyor Türk Hava Kuvvetleri. Suriye'deki operasyonlar aynı şekilde çok uzaktan yerli mühimmatlarla nokta atışları yapabiliyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Ve tabii onun gökyüzündeki kolu Türk Hava Kuvvetleri. Bir taraftan bakıyorsunuz özellikle Doğu Akdeniz üzerinde yapılan tatbikatlarda Türk Hava Kuvvetleri'ndeki tanker uçaklarla E7T havadan ihbar kontrol uçaklarıyla F-16'larını 7,5 saat gibi havada tutup gerekirse ben Libya'yı vururum mesajında bütün dünya kamuoyuna vermiş durumda. Öbür taraftan da işte bakıyorsunuz Yunanlar bazı dogfight videoları yayınlıyorlar. Şöyle oldu böyle oldu ama işte videonun sonu belli değil. Nasıl bittiği belli değil, nasıl başladığı belli değil. Aradan sadece kendileri arkaya geçip kilit attıkları videoları koyuyorlar. Türk Hava Kuvvetleri karşı tarafı eğitmemek anlamıyla bu tür e, angajmanlara özellikle Ege'de çok fazla girmediğini de belirtmemde fayda var. Bir taraftan da bakıyorsunuz işte Karadeniz'de sular ısınıyor, Rusya'nın bazı e, etrafa doğru açılma politikaları e, diğer taraftan hem Doğu Avrupa'daki ülkeler hem de Amerika tarafından ve NATO tarafından pek olumlu karşılanmıyor. Burada da zaman zaman bayrak gösteriliyor. O bayrak gösterilirken de Türk Hava Kuvvetleri KC-135'leriyle gerektiği zaman önleme çalışmaları, F-16'larıyla Karadeniz'de de bayrağını dalgalandırıyor. Türk Hava Kuvvetleri 109. yaşına basarken bir dileğim var. Umarım gelecek yıl 110. yaş kutlaması Türk Hava Kuvvetlerinin yine halka açık çok büyük bir gösterilerle kutlanır. Benim katıldığım 90. ve 100. yıl kutlamalarını hatırlıyoruz. Gerçekten çok güzel gösteriler yapılmıştı bu gösterilere yurt dışından da akrobasi ekipleri gelmişti ve İzmir Çiğli'deki hava üstünde tabiri caizse bir e, mükemmel bir havacılıkla dolu günler geçmişti. Umarız gelecek yıl bu tekrar yapılır ama tabii ki ilk adım bununla ilgili yapılması gereken ilk adım şu sağlık problemlerinin sona ermesi, koronavirüs derdinin bitmesi. Umarım sağlıklı günlere en kısa zamanda kavuşuruz ve bu tür büyük gösterilere, özlediğimiz jet seslerine kulaklarımız tekrar pası silinerek duymaya başlar. Bu videoda Türk Hava Kuvvetleri'ne nice yıllar diyoruz. Umarız caydırıcılığını, gücünü uzun yıllar devam ettirir. Her gün saat 19'da yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin 109. yılını kutladık ve bir taraftan geçmişten geleceğe bir bakış sunmaya çalıştık. Detaylı havacılık haberleri için tolgozbek.com sitemize bakabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olarak ve katıl butonuna basarak da bizlere destek verebilirsiniz. Sorularınızı yorum olarak yollayabilirsiniz ve internet üzerinden e-mail yollamak isterseniz mail adresimiz info@tolgozbek.com. Yeni bir videoda yarın görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.